Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5,9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz, ifadeleri kullanıldı. 6,8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, 35 yaralının olduğunu aktardı. AFAD'dan yapılan son açıklamada ise, Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır, denildi. Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, ilimizde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun, dedi. Özellikle Gölyaka merkezde zannediyorum, 8.000 belediye başkanımız burada mı? 8.000 konut taranacak burada. Ve ilgili genel müdürümüz de geldi, Banu Hanım. Onlarla da değerlendirme yaptık. Aynı zamanda Düzce Merkezi'de de değerlendirme yapıldı. Şeyde değerlendirme yapıldı. AFAD yerleşkesinde. Ve bütün birimlerimiz çalışıyor. Genç Spor Bakanımız geldi biraz önce. O da bir yurtlara bakacak. Yani öğrencilerimizle alakalı. Hem tedirginliklerini bir ortadan kaldırabilmek, hem de genel bir değerlendirmek. Milli Eğitim Bakanımız bütün inşaat emlak bölümünü gönderiyor. Onlar da bir tarama gerçekleştirecekler. Okullardaki genel durumu tespit için. Şu anda Allah'a çok şükür köylerden de çok büyük bir hasar değerlendirmesi, hasar bilgisi almadık. Genel durum bu.